Hepsi aynı görüyorsunuz. Ya. Buyurun. Ama Ebru Gece yazıyor mu orada? Ama götüremezler ki. Hadi bakalım. Cenab-ı Hakk'a şahit eden, Rabbim gönülden yapılan şahadetini kabul eylesin. Dünyevi, uhrevi, vati manevi haklarımızı helal edelim. Helal olsun. Helal edelim. Helal olsun. Allah rızası için helal edelim. Helal olsun. İnsanı gönülden yapılan varsa, meclis için duayla, bugün hazır olan kıvama, her kişi yürüyelim. Allah'u Ekber. Duyarsız devlet, duyarsız politikacı, duyarsız bakan böyle olur. Bu olur. Yani bir insanın hiçbir konuda sorumluluk, yapılan bu tarz şeylerde hiçbir zaman sorumluluğu kabul etmeyen bir yönetim var. Bütün bunlar eşimi geri getirmeyecek ama eşim hayatta olsaydı bunlara savunmasını isterdi. Bu yüzden Baldız'ı ve ben bu konuyu duyurmak için duyurmak istiyoruz, sizlerle paylaşmak istiyoruz. Burada çok büyük, çok büyük keyfi yani çok basit duygularla, ihmallerle yapılmış bir kaza söz konusu. Bu kaza nedeniyle çok büyük mağduriyetler de söz konusu ve bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı çıkıp da bu olayın oluşuyla ilgili, olmayışıyla ilgili, kendi durumuyla ilgili, ne olduğu ile ilgili en ufak bir açıklama yapmak zahmetinde de bulunuyor. Bu adam o makamı niye işgal ediyor o zaman? Kim bu? Devletinin, devlet demir yollarının işleyişinde, yapısında, yolcu güvenliğinde büyük zaaflar var. Bunu ancak sizin gibi basın kuruluşları duyurursa, gösterirse bu konuda bir düzeltme yapılır ve bir daha şu gördüğünüz...